Dostlarım, öncelikle hepinize merhabalar. YouTube videomuza hoş geldiniz. YouTube'da artık biz de varız. Selamünaleyküm YouTube. Videolarımızı özenle çekmeye devam edeceğiz. Acemilik videolarımız dediğim gibi hoşunuza gitmeyebilir ya da çok acemi gibi gelebilir. Çünkü normal acemiyiz. YouTube'a daha yeni girdik. Şimdi bugün sizlerle Muay Thai ile Kickbox arasındaki farkları tartışacağız. Yani göstereceğim, hem de anlatacağım. Şimdi YouTube'da uzun video çekebildiğim için daha uzun uzuyu anlatacağım. Instagram'da, TikTok'ta, hani YouTube'un short kısmında video attım. Bu gibi birçok videolarım var. Takipçilerim hani güzel, beğeniyor, hoşlarına gidiyor. Hepsi mesaj da atanlar var hepsinden. YouTube'a al, YouTube'da video çek, daha uzun versiyonlar olsun. Çekeceğim, tüm içerikleri çekeceğim, teknik çekeceğim. Muay Thai nedir? Muay Thai aslında bakarsanız bir dövüş sporudur. Kickboksla aynı. Ama aralarında belli başlı farklar vardır. Birinci olarak başlarsak. En bilinen birincisi Muay Thai'da clinch dediğimiz bir olay vardır. Clinch nedir? Rakiple boğuşmaya verilen isim. Yani boğuşmalar kastım ellerin rakibin boynunda. Rakibin boynunda kurduğum oyunlar, yani rakibin boynunu tutup hop rakibe sürekli uzatabilirim. Ya da rakibin boynundan tutup zıp rakibi çevirebilirim. Ya da rakibin boynundan tutup hop dizlik çıkabilirim. Rakiple boğuşma esnasında yapılan oyuna verilen isim clinch. Clinch yalnızca Muay Thai'da vardır. Kickbox'ta clinch yoktur arkadaşlar. İkinci olarak Kickbox ve Muay Thai arasındaki farklardan en belirgin ikinci fark da dirsek vuruşudur. Dirsek yani önden, arkadan, sağdan dönerek hiç fark etmez. Muay Thai'de dirsek vuruşları serbesttir ama Kickbox'ta dirsek vuruşu yoktur. Bir cezası gibidir, bilginiz olsun. Kickbox maçlarında dirsek kullanmayın. Üçüncü olarak Kickbox ve Muay Thai arasındaki farklardan yine en belirginlerinden tekme tutmak, Muay Thai'da serbesttir. Kickbox'ta ise tekme tutmak serbest değildir. Kickbox'ta bir saniye bile olsa o tekmeyi tutmayacaksın. Ama Muay Thai'da tekmeyi tutup rakibe vuruş dahi yapabilirsin. Biz dirsek hiç fark etmez. Tekmeyi tuttuktan sonra rakip senindir. Dördüncü olarak Kickbox'ta diz vuruşu yalnızca kabir branşında vardır. Ama yine de sonuç olarak vardır. Muay Thai ise diz vuruşu serbesttir. Ama aralarındaki fark şudur. Kickbox'ta farz ediyorum ki şu anda kickbox dövüşüyorum. Elgarda hop, iki, hop, dizi vur, çek. Kickbox'un kabir branşında o serbesttir. Ama Muay Thai'de ise hop, vurdun, rakibi tutun. Birçok diz vuruşu gerçekleştirebilirsiniz. Neden? Çünkü Muay Thai'da clinch dediğimiz olay var. Clinch'i alıp rakibi arka arkaya dizi atabilirsin. Ama kickbox'ta arka arkaya dizi attığın zaman hakem seni uyarır. İkinci yaptığında cezayı yersin. Dediğim gibi yalnızca kabiri branşında vardır kickbox. Şimdi sizlere örnek bir kickbox torna dönecek. Daha sonra Muay Thai dönecek. Şu anda kickbox torna dönüşümüze başlıyoruz. Dediğim gibi kahve branşındaysan diz vuruşunda yumruklarından sonra gerçekleştirebilirsin. Şimdi Muay Thai tarzı bir top göreceğim. El ayakta daha sakin oluyoruz. Hop. Diz, dirsek vuruşları serbesttir. Daha çok teknik ve sert vuruş geçerlidir. Yoruldum, nefesim kalmadı. Kickbox ve Muay Thai arasındaki farkları anlattım. Daha aslında bakarsanız birkaç fark daha var. Ama en belirgin temel özellikleri bunlardır. Bakalım kickbox mu daha sert, Muay Thai mu daha sert? Bunun kararını sizin vermenizi istiyorum. Yorumlar kısmına hangisinin daha sert olduğunu yazıyorsunuz. Beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.